Herkese merhabalar. Atakum'da Girişim Emlak'tayız. Yanımda da Girişim Emlak kurucusu Giray Şen Bey var. Aynı zamanda da Samsun Emlakçılar Odası Evet. Başkan Yardımcısı. Merhabalar, Merhaba, nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş İyiyim. bulduk. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Kocaman bir seneyi kapattık dedik. Şu emlak fiyatlarıyla alakalı, Evet. sektörle alakalı sizinle bir görüşme yapalım. Bayağı fiyatlar zaten aldı başını gitti. Durum ne Fiyatlar oldu aldı başına gitti. 2023? 2023 yılı bizim gayrimenkul piyasası için bereketli bir yıl oldu. 2022 yılında ve 2023 yılında sektörde çalışan bizler Allah'a şükür iyi para kazandık. İşler iyiydi ama şöyle satış rakamlarına baktığınız zaman 2022 yılından 2023 yılına geldiğimizde TÜİK rakamları da var bununla alakalı. Örnek veriyorum konut, hipotekli konut satışlarında 2022'den 2023 yılında %58'lik bir azalma var. Bu da tabii faiz oranlarının etkisiyle oluyor. İpoteksiz satışlarda, nakit satışlarda da yaklaşık yine %50'lik bir satış düşüşü var. Ama tabii enflasyonun etkisiyle geçen yıl yani özellikle 2023'te enflasyonun çok yüksek çıkmasıyla birlikte yani 2022'de bu satışlar neden çok yüksek oldu? Konut kredileriyle ve faiz oranlarının düşük olmasıyla birlikte yapılan kampanyalarla, devletin desteklemesiyle yapılan kampanyalarla birlikte 2022 yılında satış rekorları kırıldı. 2023'e geldiğimizde de enflasyonun o acı tablosuyla karşılaştık. Enflasyon bizim işe oran şey alım satım olarak biraz olumlu yansıdı. Çok hızlı alım satım oldu. Ama tabii buna bağlı olarak da çok fazla fiyat artışları yaşandı. Yani ben burada haftada iki sefer, üç sefer İnanılmaz. gayrimenkullerin fiyatlarının değiştirdiğini biliyorum. Mal sahipleriyle sözleşme yapıyoruz tabii ama neticede onlar da sattıkları gayrimenkulün parasını aldıktan sonra aldıkları parayla bir şey almak zorundalar. Fakat fiyat artışları çok fazla hızlı olduğu için biz de o fiyatları maalesef değiştirmek zorunda kaldık. 2023 ama sıkıntılı ama satış konusunda bereketli oldu diyebilirim. Yani bu fiyat artışlarında biraz o kontrolsüzlük de vardı herhalde, değil mi? Hani Evet. özellikle siteler üzerinden yapılan ilanlarda Evet. diyelim. Herkes kafasına göre bir fiyat yazıyor. O yazanı gören kişi benim evim ondan daha kıymetlidir tabii ki Doğru. diyor. Artırıyor. Arttırdıkça böyle piyasayı yükseltmiş Biz oldular her bir zaman şekilde. şunu söylüyoruz. Türkiye'de gayrimenkul ve otomotiv piyasası birkaç tane internet sitesinin üzerinden dönüyor. Maalesef böyle. İnsanlar mallarının fiyatlarını belirlemek istedikleri zaman ya bunu siz de yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz. Araştırıyoruz, fiyat araştırıyoruz. Ama tabii oradaki fiyatlar çok reel fiyatlar değil. Özellikle bu yıl için söylüyorum. Yani 2024 yılı için oradaki fiyatların çok reel fiyatlar olmadığını, gerçek satış rakamlarının, oradaki yazan rakamların %20, %30 altında olduğunu söyleyebilirim. Ama bir şekilde de satılıyor, değil mi? Satılıyor. Yani ben bu süreçte mesela kiralık ev arıyordum. Evet. Her hafta artan rakamları görüyorum. Her hafta artıyor. Daha favorilerime eklediğim anda 2 saat içerisinde ev tutulmuş Şu anda oluyor. kiralık sezonu, kiralığın alternatiflerinin bol olduğu bir sezondayız. Kış sezonundayız. Kış sezonunda çünkü insanlar belli bir düzen içerisindeler. O düzeni çok terk etmek istemiyorlar. Ama Mayıs ve Haziran ayından itibaren havaların da ısınması ve tayın işte okulların kapanmasıyla birlikte ve düğün sezonu da başlıyor. O zaman biraz daha kiralık dairelerin kıt olduğu bir sezona giriyoruz. Özellikle ben şunu söylüyorum. Yazın İşte baharda ya da yazın kiralık konut ihtiyacı olan kişilerin Pişman. şimdiden onunla alakalı hazırlık yapmalarını en azından şey piyasada alternatif fazlayken çünkü Mayıs ve Haziran ayı geldiği zaman bu alternatifler daralacak. O yüzden şimdiden bununla alakalı hazırlıklarını yapsınlar. Ayrıca alternatif bol olduğu için de fiyatlar bir tık daha uygun oluyor. Zamanı çok sıkıştırmasınlar onunla alakalı. Peki, konut krizi yaşanmıştı. Şu an ne durumda Samsun okulunda? Şu anda yani ruhsatlı inşaat sayısını bilmiyorum ama hani gözlemlediğim kadarıyla Atakum'un birçok noktasında çok fazla inşaat var. Yani geçen bir ilan sitesine girdim ben. Sadece 1+1 ilan 1250 adet 1+1
satılık daire ilanı var. Sadece Atakum'dan bahsediyorum. Şantiye halinde olan da işte yani belki sayılar hani yüzlerce vardır diye tahmin ediyorum. Şu anda aşırı derecede bir üretim var konutta. Ama bir taraftan da Atakum'a da müthiş bir ilgi var, değil İlgi mi? var. Yani farklı Atakum'a şehirlerden özellikle. Ilginin olması normal çünkü bizim denizimiz var. Samsun'un en büyük avantajı deniz. O yüzden Amasya'dan, Tokat'tan, Çorum'dan çok fazla yatırımcı geliyor. Yurt dışındaki yaşayan gurbetçilerimizin de Samsun ve Atakum özellikle bununla alakalı bir cazibe merkezi. O yüzden Atakum'un yatırımcısı bitmez. Şimdi artık normal bir çalışanın ev alması imkansız hale geldi şu Evet. süreçte. Ama hani bu noktada arsaya yönlenmesi herhalde çok daha mantıklı olur, değil mi? Hani 1 milyon artık bir ev alma Doğru. şansı Yani yok. babalarımızın jenerasyonunda işte çalışan karı koca kenara para koyup bir gayrimenkul sahibi olabiliyordu 10 sene sonra falan. Ama şimdi görünen konjonktürde sahip olacağını ben düşünmüyorum. Çok zor. Ancak bir yerden işte miras falan bir şey kalacak. Toplu para geçecek eline bir yerden. O şekilde gayrimenkul sahibi olabilirler. Bu kredilerle alakalı bir gelişme olabilir mi? Kredilerle alakalı ben kısa vadede bir düşüş ya da kampanyaya bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü mevduata verilen faiz oranları çok yüksek. Bugün aylık mevduat, günlük mevduatta %40-45 aralığında faiz veren bankalar var. Aylık mevduatta %50-55 faiz veren bankalar var. O yüzden hani paranın bu kadar değerli olduğu bir dönemde kısa dönemde ben konut kredilerinde düşüş yaşanacağını ben şahsım adına düşünmüyorum. Anladım. Arsa fiyatlarına dönelim. Evet. Arsalarda %400 kazandırdı gibi böyle rakamlar konuşuluyor ama ne Doğru. kadar doğru? Arsalar kazandırdı ama şöyle de bir maalesef bir durum var. Biz örnek veriyorum 2023 yılının başında 2 milyon liraya sattığımız arsa yıl sonu olduğunda 6-7 milyon lira fiyatına çıkmış. Şimdi baktığınız zaman muazzam bir kazanç. Evet. Ama o 6 milyon lirayı satıp bir şey almaya kalktığınız zaman parayı cebinize koyup piyasaya çıktığınız zaman bir şey alamıyorsunuz. İşte enflasyonun da en acı tablosu burada ortaya Evet, çıkıyor. yanılgı orada Evet, oluyor maalesef. Para kazanıyor muyuz? Para kazandırıyor muyuz? Evet, kazandırıyoruz. Ama hani zengin edebiliyor muyuz diye sorarsanız çok zengin olmuyor insanlar maalesef. Çünkü zengin olma şöyle, bir aldığınız malı işte bir sene sonra ya da 10 sene sonra sattığınız zaman aynısından 10 tane 15 tane alıyor olmanız lazım. Ama maalesef bu gerçek olmuyor. Ama arsa yatırımı orada. gayrimenkul piyasasında her zaman en akılcı, en doğru yatırım aracıdır. İşte ne borsa, ne dolar, ne euro. Biz yani yıllardan beri görüyoruz. Rakamlar da ortada. Bununla alakalı arsa her zaman Kazandırıyor. kazandırmıştır. Şu an böyle yönlendirebileceğiniz alanlar var mı? Şu alanlardan arsa almanız çok avantajlı Şimdi biz olacaktır ofis gibi. olarak ağırlıklı ben Atakum çalışıyorum. Atakum çalıştığı için Atakum'un her noktasını çok iyi biliyorum. Atakum'un her noktasından da tavsiye ediyorum. Ama ben arkadaşlara şöyle söylüyorum. Şimdi bazen bizden görüş almak için soruyor arkadaş. Kavak'tan arsa buldum, işte Sinop'tan buldum, Ayvacık'tan buldum, oradan buldum, buradan buldum. Ben arsa yatırımcısına her zaman şunu söylerim. Nereden alırsanız alın, arsa her zaman, toprak her zaman kazandırır. O yüzden tavsiye ediyorum yani. Tarla baskında bile araziler oluyor bazen. Çok ücra bölgelerde ama hani insanlar onları bile alıp yatırım Alıyorlar. amaçlı Alıyorlar. Doğru. tutabiliyorlar. Doğru. Evet. Ama herhalde bir 10-15 yıl beklemesi gerekir, değil mi oralar Ya için? orada alakalı imar çalışması içerisinde mi değil mi ona bakılması gerekiyor. İşte arsa yatırımcısının önce tabii belediyeden satılacak olan arsanın bilgilerini işte aracı birisi varsa aracıdan yoksa mal sahibinden tapu bilgilerini öğrenip belediyenin imar servisinden gittiğiniz zaman belediyenin imar servisi bununla alakalı bilgi veriyor. Ben bu arsayı satın almak istiyorum. Bununla alakalı bir sorunu var mıdır, problemi var mıdır, tarlaysa imar çalışması var mıdır diye sorduğu zaman bu tip bilgileri belediyenin imar servislerinden alabilirler. Şimdi birazcık da hani
tiny house'lar, bungalovlar çok yaygın olarak artık böyle Doğru. tercih edilmeye başlandı. O nedenle de herhalde biraz tarla vasfında da olsa artık oraya bu tür yapılar kurulabildiği için insanlar bunlara da Doğru. yönlenebiliyor. Doğru. Yerleşik alan içerisinde olduğu zaman yapılıyor. Onunla alakalı da yaşadığımız bu salgın hastalığından sonra bahçeli ve müstakil yaşam tarzı olan yerlere talep çok fazla arttı. Evet. Hala da bununla alakalı talepler geliyor. Evet, insanlar daha başında bir arazi alıp oraya bir küçük bir Doğru. bungalov koyup Doğru. orada O herkesin bir yaşayabilirler. hayalidir ya. Böyle bahçeli bir evim olsun, insanlardan uzak olsun biraz. Yolu olsun, izi olsun, şöyle etrafı açık olsun. Yani herkesin bir hayali vardır, sizin de vardır muhtemelen yani. Peki o zaman 2024'e girdik artık. Evet. Şimdi birazcık da önümüzde nasıl gözüküyor piyasalar? Valla 2024 yılı biz 20 yıllık bir işletmeyiz burada. Yaklaşık 20 yıl oldu. Ben en zor 2024'ün olacağını düşünüyorum. Çünkü hani önceki krizleri ben yaşamadım. O zaman öğrenciydik, okuyorduk. O zaman tabii daha hani gecelik faizlerin çok yüksek olduğu dönemler yaşandı. Ama bu dönemin hani o biraz daha kısa dönem gibiydi sanki. Bu biraz daha bu içinde yaşadığımız durum biraz daha uzun sürecekmiş gibi görünüyor. Hemen düzelir mi? Faizlerin düşmeye başladığı zamana kadar bu iş biraz sıkıntılı gider. Ama faizler ne zaman düşmeye başlar? İşte faizi düşürdüğünüz zaman biliyorsunuz bunun da işte riskleri var dolar ve euro üzerinde. O zaman da kur yukarı zıplıyor. Yani kur yukarı çıktığı zaman da bizim gayrimenkul piyasası için biraz aslında iyi oluyor. Çünkü insanlar kenardaki yabancı paradan çıkıp ya da işte altından çıkıp gayrimenkule dönüyorlar. O yüzden faizler düşüp dolar euro yukarı çıktığı zaman gayrimenkul piyasası hareketlenir şahsi fikrim. Peki. Eklemek istediniz. Eklemek istediğim bir şey yok. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz Sağ olun. bilgiler için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.